bipolar bozukluk veya bipolar afektif bozukluk toplumda yaklaşık yani ergenlerde %1 civarında, bazı da yazarlara göre daha fazla olduğu iddia edilen bir durum. Popüler bir tarafı da var. Yani bir sürü insan bipolar olduğunu düşünür, bipolar olduğunu iddia eder, aileler sorar. Benim işte çocuğumda bipolar mı var diye. Dolayısıyla iyice öğrenilmesi, ele alınması gereken bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çok da karışıklık var. Bilgilerin de böyle bir miktar kirlilik olan bir alan. Şimdi ilk önce şununla başlayalım. Bir manik epizod nedir? Şimdi manik epizod dediğimiz şey, yani bir manik atak daha doğrusu diye tabir edebiliriz. Burada ne görüyoruz? Bir kere kişinin duygu durumunun yükselmiş olduğunu görüyoruz. Yükselmiş ne demek? Normalde olduğundan çok çok daha mutlu demek genelde. Çok mutlu, böyle çok heyecanlı, coşmuş bir durumda. Veya aşırı öfkeli ve hani her an patlayacak gibi, ikisinden biri olması lazım. Ve bu durumun çocuğun veya gencin genel halinden, yani normal halinden farklı olması gerekiyor. Yani devamlı neşeli, devamlı keyifli bir insandan bahsetmiyoruz. O yüzden atak diyoruz. Yani normal halinden farklı olması lazım. Bu çok önemli ayırıcı tanı için. Ve hani çocuğumuzda veya bir yakınımızda var mı yok mu diye düşünürken bakacağımız en önemli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi bu coşma haliyle beraber o andaki, yani hem coşma halinin olduğu anda ek belirtiler de olması lazım. Bunlar neler? Uyku ihtiyacının azalması. Şimdi bu uykusuzluktan farklı. Yani uyuyamama değil bu. Uyku ihtiyacı azalmış durumda. Yani kişi uyumuyor ve gayet de enerjik ve devamlı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eğlenceli bir şeyler yapıyor. Hani böyle kaygılı bir şekilde uyuyamayan, mutsuz şekilde uyuyamayan bir insandan bahsetmiyoruz. Amaca yönelik aktiviteler artıyor. Yani mesela bütün gün şarkı söylüyor, bütün gün işte oturuyor, bir şekilde işini gücünü bırakıyor ve bir denklem çözmeye çalışıyor, bir işte buluş yapmaya çalışıyor mesela. Fikirler böyle uçuşuyor. Yani arka arkaya gelen fikirler o kadar hızlı geliyor ki kişi bir fikirden, bir düşünceden birine devamlı böyle zıplayıp zıplayıp duruyor. Bazen aralarında böyle mantıklı bir bağ da kuramıyoruz. Yani mesela kişi konuşurken diyoruz ki buradan bu nereye atladı, bu şimdi nereden geldi de buradan nereye gidiyor? Yani çağrışımlar çok gevşemiş, hızlanmış oluyor ve kaçırıyoruz bunu konuşma sırasında. Kişiler bazen bunu kendisi çok güzel tarif ederler. Böyle aklımda o kadar çok şey uçuşuyor ki yani nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum diye söylüyorlar. Peki bu ne kadar sürecek? Bu söylediğimiz şeyler. Bunların yaklaşık, yani eğer manik epizodsa, manik ataksa 7 gün, hipomanik yani daha düşük seviyede ise 4-7 gün arasında olması lazım. Tabii buna eşlik eden başka diğer özellikler de var. Mesela kendini aşırı iyi görme, yani grandiozite dediğimiz şey oluyor. Kişi birden böyle mesela dersleri son derece kötü birisi, ben Nobel alacağım diye ortaya çıkabiliyor veya her an bir buluş yapacağım diye söyleyebiliyor. Bir başka gördüğümüz şey de aşırı cinsellik. Yani cinselliğe aşırı bir yönelim, cinsel istekte büyük bir artış olduğunu görebiliyoruz. Tabii aynı zamanda hareketlilik de artıyor. Bir hiperaktivite oluyor. Devamlı hareket halinde kıpır kıpır, çok konuşan, konudan konuya atlayan birisi gözünüzün önünde canlansın. Şimdi burada bizim için önemli olan şey bu aktivite değişiklikleri ve bu coşma durumunun bir atak şeklinde olması. Bunu tekrar ediyorum çünkü ayrıcı tanıda önemli olan şey bu. Yani baktığımız zaman bu gencin normal halinden farklı olduğunu düşünmeliyiz. Açıkça görünmeli bu. Diyeceğiz ki buna ne oldu ya? Bu adam böyle bir adam değildi diyeceğimiz bir durum olması lazım. Ve belirtilerin tıpkı depresyonda olduğu gibi hemen hemen bütün günler ve gün boyunca sürmesi lazım. Yani öyle gün içerisinde 10-15 dakika oldu geçti tarzı bir şey değil. Yani önceden çünkü bununla ilgili çok tartışmalar oldu. Amerika'da birkaç araştırmacı bu işi böyle biraz abarttılar. Ve böyle çok fazla insana bu tanımların konmasını ve ilaç başlanmasına açıkçası yol açtılar. Çünkü onlar diyorlardı ki yani kronik de olur, yani atağa da gerek yok, her gün de görülebilir. Günün hepsinde görünmeyebilir, arada bir görülebilir. Şimdi öyle olunca o kadar genişledi ki tabii tanı herkese bipolar denmeye başladı. O yüzden de hala bazen aileler benim çocuğum bipolar mı diye soruyor. Ama aslında bir hafta manik epizodu olması için, manik atak olması için bir hafta devam edecek. Tabii çok daha uzun da sürebilir, en az bir hafta devam edecek. Ve bu sırada bu coşma durumunun veyahut da çok bu aşırı öfke hali ve yanındaki diğer belirtilerin aynı anda görülmesi lazım. Şimdi burada öfke, aşırı öfke ile bu coşma, aşırı neşe arasında bir fark var. Şimdi gerçekten manik epizod, yani net olarak manik epizod olduğunu bilmemiz için o coşma halini, o aşırı neşe halini görmemiz gerekiyor. Ama bu Amerikalıların sınıflandırmasıyla İngilizlerin ve diğerlerinin biraz farklar var burada. Mesela bazı sınıflandırmalarda diyorlar ki gerçekten bu coşma hali, bu aşırı neşe hali yok hissediyorlar. Öfke sayılmaz diyor, o başka bir durumdur diyorlar. Amerikalılar diyor ki ikisi de olabilir ama diyor öfke varsa daha fazla belirti olması lazım. İyice manik olduğuna emin olmamız için. Bu, yani orası tartışmalı bir konu. Normalde tabii o coşmayı, olağanüstü neşe halini, yükselme halini görmek isteriz iyice emin olmak için.